Değerli izleyiciler, yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Bizlere bugünlere kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Bugün seçkin bir konuğumuz var her hafta olduğu gibi. Spor psikoloğu Sayın Turgay Biçer. Kendisi Marmara Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksekokulu Spor Yöneticilik Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz Turgay Bey. Hoş bulduk Ahmetciğim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Çok sağ olun. Bugün NLP'yi konuşacağız. Spor psikolojisini konuşacağız. Tabii siz geldiniz. Bizim de motivasyonumuz arttı hocam. Onu canım diyelim. Benim. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Zaman zaman telefonlarla da görüşüyoruz. Yani her zaman. Siz gelin ki bizim ara motivasyonumuz artsın. Çünkü bunu ben neye dayanarak söylüyorum? Gerçekten başarıya imza attığınız çok kulüpler var, sporcular var. Bugün inşallah sizlerle onu bu programda paylaşacağız. Zevkle, ne demek? Turgay Biçer. Tabii biz üniversite yıllarında sizleri tanıyoruz, dersimize girdiniz. Bir de sizin ifadenizle Turgay Biçer'i öğrenelim. Kimdir Turgay Biçer? Yani bugün İl Sağlık Kurulu'nda da konuştum da yani bu kimlik konusunda sen kimsin diye sorarım insanlara. Çoğunluğu önce adını söylerler. Oysa evet. Adımız biz değiliz. Yani biz bambaşka bir şeyiz. Hatta ben diyordum insanlara eğer anlattığınız şey siz değilseniz kimsiniz? Tabii bu da enteresan bir soru. Çok rollerimiz var. Bazen rollerimizi kimliğimizle karıştırırız. Ben hayata iyi bakmaya çalışan, bulunduğu yerde fark yaratmaya çalışan, ne bileyim insanlar biraz daha özgür olsun, biraz daha iyi olsun, hayatı daha yaşanılabilir kılmak için böyle çalışan, kendi alanında bir katkı yapmaya çalışan bir kişiyim diye düşünebilirim. Ünvanlarım dışında yani. İşte babayım, ne bileyim bir insanım. Yani bir yazarım, çizerim, konuşuyorum, ediyorum, hocayım. Ama onun dışında benim için en önemli şey, keşke bütün bu dünyada yaşanabilir bir dünya yaratabilsek, öyle bir oluşturabilsek. Ve burada herkes barışla, kardeşlikle ve birbirini severek yaşasa diye düşünüyorum. Bunun özlemini duyan bir kişiyim diye söyleyebilirim. Evet, o özlem duyduğunuz hisler, duygular halde motivasyona giriyor, psikolojiye giriyor. Tabii, sizin de ilgi alanınız psikoloji. Tabii, davranış bilimi diyelim yani. Tabii yani buna ihtiyacımız var. Çünkü bir hayatımız var. Bu hayatı anlamlandırmak ve güzelleştirmek lazım. Yaptığımız işte buna bir fayda sağlamalı. Yoksa kötüleştirecekse, kaos ve kargaşa yaratacaksak, evet. O zaman sahip olduğumuz zamanı, bilinci, böyle bir insan olma varlığı sıfatına layık olmuşsak, nail olmuşsak, o zaman bunu kötü kullanmış oluruz diye düşünüyorum. Yani bence bunu iyiye kullanmak lazım. Hacı Bektaş'ın bir lafı vardır hatırlarsın. Dili ve dini ne olursa olsun iyileri iyidir. İyi olmaya gayret etmek lazım geldiğini şahsen düşünüyorum. Evet. Psikoloji de bunun için bir araçtır. Yaşam içerisinde iyiler her zaman baz almak lazım. Tabii. Psikolojinin tanımını yaptık. Psikoloji. Psikoloji şöyle. Genel evet. Kitaptaki tanımlar şudur. Yani evet. Canlı inceleyen bilim dalı. Canlı davranışlarını. Bugün canlılar inceliyorsak canlı nedir? İnsandır. Ve hayvandır. Onun bireysel yani duygu, düşünce ve davranışları inceliyorsak kısaca, temelce yani çok tanım var da daha çok bireyi inceleyen bilim dalına özellikle onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini, nasıl davranacağı bilim dalına psikoloji denir. Buradan da spor psikolojisine geleceksin galiba. Onu evet, evet hocam. Bağlantı sağlayacağız. Ama spor psikolojisi de bunu tamamen sporcunun davranışlarını, duygu, düşünce ve davranışı inceleyen, olması istediği gibi çalışan bilim dalına da spor psikolojisi deniyor. Yani bizim amacımız spor psikolojisi kullanarak sporcunun kendini tanımasını, performansını artırmasını, hayatla bir barışık bir durum oluşturmasını, bulunduğu takıma fayda sağlamasını ve onu oluşturacak bir sisteme öğrenmesini olarak algılıyoruz yani. Mümkün olduğu ölçülerde. Evet hocam, psikoloji dedik de spor psikolojisi dedik. Psikoloji, yani siz şu anda üniversitede öğretim görevlisiniz. Üyesiyim. Üyesiniz. Görevli zaten dışarıdan görev alan kişi. Doktora yapmamış insan evet. Öncesinde görevli doktora evet. Sonrasında. O tanımı da yaptık tabii. İşin bilim tarafı olduğu için tabii bilimlik ifadelere falan dikkat etmek lazım. Bir parça. Haddi bilmek lazım hesabı. Estağfurullah. Sadece bir tanım. Şu anda öğrenciler var. Kendilerine bir hedefler seçiyorlar. Spor psikolojisi, spor sosyolojisi, antrenman bilimi değişik alanlar. Doğru Ahmet. Siz de bu süreci, sizin geçmişte ben izledim yani o zamanki gazetelerde köşe yazıyordunuz. Basketbol oynadığınızı, Sivas'tan geldiğinizi, zor şartlarda, geçmişte bir hayat hikayeniz vardı. Psikoloji hangi alanda kendinize, yani ben spor psikoloğu olmam gerekiyor veya psikoloji okumam gerektiğini, o hissiyatı nerede öğrendiniz? Nerede şey karar verdiniz daha doğrusu? Ben zaten spor oynadım. Sonra spor basketbola gittim, antrenörlük yaptım Efes, Fener, Galatasaray o takımlarda. Sonra spor akademisi o dönemde girdim. İlerliyorduk. Sonra Turgay Renkut'tan çok etkilendim. Hocamız muhteşem bir insandı. Bir mürşit. Türkiye'nin önde gelen kondisyon konusunda, spor bilimleri konusunda tam bir hoca. Her şeyin ama yani. Dedim ki ikinci Turgay olacağım ben. Çünkü çok etkilendim. Biz hocaların etkileriz. Herkes
Galiba ben de birilerini etkiliyorum. Ben de birilerinden etkilendim. Evet, bu bizim şu anda etkilendiğimiz gibi. İşte bir üniversitede. El verme, el alma. Bu zincir herhalde değil mi? Evet, tabii bir zincir. Bir el alıp el veriyorsunuz. Hayat böyledir yani. Çok güzel, müşterek yani. Müşterek. Sonra o dönemde Turgay Rengilkurt hocamız, Nale yazar çizer biliyorsunuz. Hala spor tarihi üzerine ağırlıklı. Spor ağırlıklı ve spor bilimleri üzerine yapar. Bir kitabın birinde psikolojik antrenman, 1,5 sayfalık bir psikolojik antrenman tanımı vardı. Ve kondisyon kavramı Türkiye'ye yeni giriyordu hocamızla birlikte. Ben dedim ki ya ben bu alana gideceğim. Çünkü benim mizacım, tarzım, okuduğum kitaplar psikolojiydi. Ben edebiyattan, sanattan çok hoşlanırdım. Gerçi lisede matematik okudum ama matematik fena ağırlık okudum. Onda bana büyük katkısı var objektif düşünmeme. Ama daha çok ben sözel tarafımla şeye geçti. O dönemlerde bile ağır felsefe ve psikoloji kitapları okuyordum. Farkında olmadan. Çünkü kendini tanıma, bir edebiyat, bir böyle kendini bulma çalışmaları dönemiydi o dönemlerde. Öğlen gider bir baktım antrenörlük, bunu birleştirdim ve güzel oldu. Sonra bunun eğitimlerini aldım. Antrenörlüğü bıraktım, yurt dışına gidip geldim. Sonra bu alana başladım. Başlayışa ulaştı Şahmet. Çok güzel hocam. Yani şimdi biz niye buradan gidiyoruz? Adım adım diyoruz ki merdivenlere tek tek çıkalım. Haklısın. Zirveye giden yolda herhalde basamaklama çok önemli. Doğrudur. Yani programın sonunda yani nerede, nerelere gelinmiş, nasıl gelinmiş bunun bir yol haritası. Tabii önce belirsiz başladık. Yani biz bu şey ya ben spor psikoloji olacağım diye başlamadım. Sonradan fark ettik ki ya psikoloji de önemli bir kavram. Bugüne kadar kimse bir şey yapmamış. Bari bu konuya gideyim dedim ama kısalık. Sadece bir kitap yazan 2 sayfalık bir şey. Ondan sonra ben bunu derinleştirmek istedim. O 2 sayfada siz hayatınızı mı buldunuz? Evet, o 2 sayfa bana yeni bir kapı açtı. Evet. Yani diyelim psikolojik antrenman, baktım literatürde böyle bir şey yok. Sonra 1983 yılında Sabri Özbaydar'ın bir kitabı vardı ki okumuştuk. O daha çok psikiyatriyi anlatıyor spor psikolojisi ama önemli bir ilk kaynaklanan bir tanesiydi. Fakat sonra ben yurt dışında bunun şeylerini öğrendim. Yani Türkiye'de spor psikolojisi yetiştiren bir okul yoktu. Hatta ben yüksek lisans yapmak için üniversiteye gittim, psikoloji bölümünde okumak için. Bana beni bedenci diye almadılar. Ki o zaman ben hocaydım, istediğim yere yapabilirim ama psikoloji altyapım olmadığı için almadılar. Dediler ki kardeşim sen bedencisin, tırnak içinde. O yüzden ben bir spor bilimciydim, biliyorsun spor bilimlerinde. Evet. O dönemlerde bütün spor bilimlerinin alt dersleri aldık. Anatomi, fizyoloji, kinesiyoloji, biyomekanik, tıp dersleri. Ayrıca psikoloji dersleri, gelişim psikolojisi, ergenlik psikolojisi, işte ölçme değerlendirme gibi önemli ve spor psikolojisi, ergonomik psikolojisi aldık bunları. O da yetmiyor biliyorsunuz. Yani bir takım spor branşlarıyla ilgili teknik, taktik, kondisyon da alıyorsunuz. Bir de o icra etmek zorundasınız. Ayrıca ben hepsini aldım bir bilim dalı spor bilimleri. Ama o tarafta kabul görmemişti. Şimdi biz ne yaptık? Son 3 yıldır Marmara Üniversitesi olarak spor psikolojisi yüksek lisans programını açtık Türkiye'de ilk defa. İlk defa o bölüm. İlk defa çünkü muhteşem hocaları aldık alanda. Muhteşem arkadaşlar çok var. Çok güzel. Bu alanda çalışmış profesörler, doçentler var. Yardımcılar var. Böyle bir bölüm koyduk. YÖK'e yaptık. Kabul etti. Çalışmalarımız da vardı. Onları da koyduk. Türkiye'de ilk defa spor psikolojisi bölümü açtık yani. Arkadaşlarımızla birlikte. Üniversiteyle birlikte. Çok güzel. Hocam bu şey var. NLP olayı var. NLP'nin bir açılımını sizden alalım. Tabii. NLP bir kelime. Şimdi NLP bu süreçte bir teknik, bir beceri aslında bilişsel ekolden türemiş başka bir olgu. Tamamen şöyle nörolingüistik programın kısa. Yani NLP, ben ona duygu, düşünce ve davranış diyorum. Yani nasıl bir şey biliyor musun bu enteresan? Hedefimize gidebilmek için dili ve zihnimizi nasıl kullanmalıyız? Bu bireysel, yani nasıl düşünelim ki istediğimizi yaratalım, istediğimizi oluşturalım, istediğimizi sonuçlandıralım gibi yani biz teknik ve tamamen psikolojiden gelmiş. İçinde ama dil bilim var, felsefe var, sosyal psikoloji var, var oğlu var. Ama ne yapmış bu insanlar? Başarılı insanları modellemişler. Onların en iyi tarafını almışlar. Bunu kuramsallaştırmışlar. Evet. Bunu bir sistematik hale getirmişler. Topluma satıyorlar. Bence her alanda kendini geliştirmek isteyen, kendini tanımak isteyen birçok insan için muhteşem bir araç ama. Amaç değil, iyi bir araç. Kim ne kullanırsa kendi tanımada, etkili olmada, dili kullanmada, doğru düşünmede muhteşem bir olay. Ben de bunu öğrendim diğer disiplinlerin yanında. Fark yarattığını şahsen düşünüyorum. Çok güzel. Bu tabii soru cevap şeklinde gitmek değil de tabii. Doğal bir doğaçlamayla gitmekte fayda var. Bence 94-95'te dersimize giriyordunuz psikoloji dersine. Evet. Dediniz ki NLP'li falan anlatıyordunuz da öğrenci olarak sizler dinlemiyorsunuz. Dinlemek yani şaşırıyorsun nedir ne değildir ama öyle gün gelecek ki ve yıllar geçti hocam. Burada evet. Zaten başarılarınız var onlara değineceğiz. ve siz çağrıldığınız konferanslara, seminerlere bir de NLP yol alırken de diyorsunuz ki eksiğimiz nedir? Yaşarken, öğrenciye bir şey aktarırken
Öyle hatırlıyorum ben. Doğru, yani yanılırsa düzeltin. Hiç unutmamışsın abi. Her yaz yurt dışına mutlaka giderdiniz. Evet. Yani gittiğiniz zaman herhalde dışarıdan Türkiye'nin fotoğrafını çekme pozisyonuna girdiniz. Değerlendirme, yaşadıklarınızı orada uygulama. Bu evet. tür bir olay süreç herhalde oradaki eğitimler, yurt dışındaki eğitimler size artık katkı değer sağladı. Çok haklısın. Çünkü neden biliyor musunuz? Hani ilim Çin'de de olsa gitse ya, bizim felsefemiz budur. Evet. Ben de kendimi geliştirme adına oraya gittim. Çünkü ilim gerçekten bizde yoktu. Vardı ama o dönemler hiç yoktu. O zaman bilgisayar yoktu. O zaman cep telefonları yoktu. Fakat bazı şeyler var, kitap yoktu. Şimdi ben 7 kitap yaptım. 2 tane daha çıkıyor, 9 kitap. Ne yaptık ama gittik, aldık o ülkelere gittik. Aldık o bilgileri, geldik kendi ülkemize gittik. Kendi kültürümüzle harmanladık ve sunduk. Yani çocuklar ama şimdi kitap okumuyor. Ben ona kızıyorum öğrencilerime. Ya çocuklar, biz zamanımızda kitap yoktu. Tekstilerde ondan bundan hocalarımızdan. Evet. Ya ama biz okumak istiyorduk. Yani bilmek istiyorduk. Şimdi siz kitap falan filan varsa öğrenmek istemiyorsunuz. Yani böyle bir şey olmaz. Dünyaya baş edeceksek önce okumayı öğrenmemiz lazım. Okumadan olmaz. Yani bilgisayarlar ne bileyim cep telefonları tamam da. Fakat bunun için çok daha bir ilim ve bilim yapmamız lazım diyordum. Evet. Yani, biliyorsunuz yani. Evet. Dolayısıyla ben yurt dışına niye gittim özellikle? Gelişmiş ülkelerden o bilgiyi alıp kendi ülkemi yani... Kendi ülkemin daha iyi olmasına katkı sağlamak için gittim. Ben bir aracıyım aslında. Yani ihtiyaç hissettiniz herhalde. Tabii ya, çünkü burada yok. Nerede var? Yurt dışında var. Spor bilimleri var, yurt dışında var. Evet. İşte NLP yurt dışında var. Türkiye'de yoktu. Ne bileyim, spor psikozu o zaman bizde yoktu. Orada var. Ben ne yaptım? Oraya eğitildim. Orada gittim. Nerede varsa oraya gittim. Çalıştım, ettim. Bazen borç para aldım, gittim, yatırdım falan filan. Bazen insanların sponsorluğu kaldım. Sağ olsunlar. Ben çok emekleri var. Milli Olimpiyat Komitesi'nin, Turgay Şeren'in, Spor Vakfı'nın girişimde ben o kadar parayı bulamazdım. Onlardan rica ettim. Biraz bana destek de çıktılar kendi paramla birlikte yani. Zaten Olimpiyat Komitesi'nin yapması gereken şeylerden biri de o herhalde. Teşvik yani, etmek, yönlendirmek. Kesinlikle. Şu anda göreviniz var mı orada? Var. Ben TUMOK üyesiyim aynı zamanda. Eğitim kurumunda. Niye sordum hocam? Çok önemli. Olayın içerisindesiniz, yaşamışsınız. Yaşayan kişi başkasına katkı sağlaması için ne yapacak? Olayın içerisinde olması lazım. Sana faydalanması lazım. Tabii kesin yani katılıyorum insanlara. Sana. Hocam bu yol süreç yol alırken spor dedik. Sporun siz bir Turgay Biçer olarak sporun bir tanımını sizden alalım. Spor nedir? Genellikle konuklarımıza bu soruyu soruyoruz da sporun tanımı aslında tektir ama yorumlaması belki farklıdır. Spor nedir? Aslında sporun ta geçmişte bugüne kadar çok farklı bir tanımları var. Çünkü spor kavramı bir soyut bir kavram. Yani zamana, koşullara göre değişiyor ama spor temelde önce sporun toplumsal fonksiyonlarını anlatayım sonra sporun tanımına geliriz. Evet, spor evet. sadece spor değildir. Başlayayım ben. Niye? Spora bak ya spor olmak için spor için yaparız ya. Yani küçümseme adında kullanılır. Yani boş zaman faaliyeti gibi algılanır ama spor aslında doğayla insanın doğayla savaşından kaynaklanmış bir olgudur. Sonra sporu evet. Çünkü insanlar bir zaman ok atıyor, at biniyor, kılıç kuşanıyor, savunuyor, işte güreşiyor, hızlı koşuyor vesaire. Sonra ne yapıyor? Zamanla birlikte bunlar artık onu yapmıyor. Modern bir yaşam geçtiği zaman boş zaman kavramıyla birlikte sporu oyunlaştırdılar. Sağlıklı olmak için kullandılar. Sonra üstünlük olmak için kullandılar. Savaşta hazırlanmak için kullandılar. Ne bileyim iletişmek için kullandılar. Dolayısıyla spor farklı rolleri üstlendi. Spor önce şu günümüzde spor önce sağlık fonksiyonu. Yani sağlıklı olmak için. Bedenimiz, ruhumuzu ve zihnimizi sağlıklı tutmak. Diri tutmak. Yani pak tutmak için var. Bu çok önemlidir. Sporcu olmak için değil. Sonra iletişmek için var. Spor vasıtası birbirimizi tanıdık, değil mi? Evet. Spor vasıtası bir yere geliyoruz. Çin ve Amerika bir masa tenisiyle bir masaya oturup tekrar sohbete başlıyorlar yani. Biz Ermenistan'da bir futbol maçıyla tekrar başladık bir dostluk diyaloglarına, değil mi? Spor bir iletişim aracı. Spor bir sosyalleşme aracı. Spor varsa insanlar var. Bir araya geliyoruz, kaynatıyoruz, konuşuyoruz, kızıyoruz, paylaşıyoruz yani. Spor sonra bir ekonomik araç. Gittikçe dünyanın ilk 10 ekonomisinden bir tanesi. Yaklaşık evet. 1 trilyon dolara dayandığı söyleniyor cironun. Bahisler onlarla bunun artık muhteşem bir ekonomi. Bir de sporun yarışmacı boyutu vardır. O da daha güzel üretme yarışıdır. Birbirini yok etme savaşı değildir. Fakat bizim toplumda spor yapan az olduğu için .04 yani 10.000'de bir insan spor yapıyor bizde ya da 1000'de bir gibi daha çok düştü. Daha çok seyretmeye dayalı bir spor. O yüzden spor gelişmedi bizde. O yüzden sporcu devşirmeye gidiyoruz. Sporu yönetemedik. Çünkü niye? Spor yapan insan sayısını geliştirmedik. Sporu tabana yayarsak bugün herkes yürümeli artık. Ondan sonra herkes bir branşa sahip olmalı. Çünkü gelişmekten olan ülkede bir bakıyorsunuz, yani orada herkes spor yapıyor, sporcu değil. Sonra sporcu varsa, özel yeteneğinizi sporcu olmayı tercih ediyor. Kendi içerisinden otomatikmen çıkıyor yani. Sonra spor yapıyor. Evet. Dolayısıyla spor bir nedir?
bir olgudur. Yani olgudur. Yeri ve zamana göre değişiyor. Yarışmacı olarak da spor daha güzel üretme yarışıdır. Birbirini yok etme savaşı değildir. Yani niye? O zaman nedir? Spor ve sporun paydaşları var. Rakip benim paydaşım, düşmanım değil. Diğer seyirci benim paydaşım, düşmanım değil. Ben o rakiple, tam müsabaka sporlarına yani karşılıklı yapılan sporlar nedir? Ben onunla bir iş yapıyorum. Onu yok edemem. Ona ihtiyacım var. Onun da bana ihtiyacı var. Rakip olmadan müsabaka olmaz. Tabii. O yüzden nedir? Rakibim iyi olması lazım ki ben de iyi olayım. Rakibime saygı duyacağım. Ben de onun rakibim. O da bana saygı duyacak. Evet. Bir olgu bu. Dolayısıyla birlikte sporu daha güzele, daha iyiye ve daha muhteşeme götüreceğiz. Ama birbirimizin gözünü oyarsak, birbirimize düşmanlık beslersek, sen olsun, ben busun, bu diğer öyle diye ayırırsak, o zaman sporu amacı dışında farklı olgulara kullanmış oluruz. Evet. Hatta buradan olimpizme geleceğim. Olimpizm farklı bir harekettir sporun dışında. Tamamen amatörlüğe dayanır ki şimdi iyi tarif etmiyoruz. O da tamamen insanları mutlu olmaları için kurgulanmış, daha üstün insana gitmek için kalas katagos derler. Daha üstün insana gitmek için tasarlanmış bir üst bir öğretidir aslında. Yani sporla insanlar her yönden gelişir. Duygu, düşünce, davranış, ahlak, etik, moral. Sporculuk o yüzden farklı bir karakterdir. Bir üstünlüktür hatta. Bunu böyle kabul ettiğimiz zaman yani şimdiki sporla ilgisi yok. O yüzden sporun amatör tarafını daha ön plana çıkar. Biz sporla aydınlanırız, gelişiriz. Birbirimizi mutlu ederiz. Topluma ışık saçarız. Haddimizi biliriz. Örnek olursunuz. Rol model değil mi? Örnek olursunuz. O zamanki olimpik modeller giderseniz eski olimpiyatlara, Atina olimpiyatlarına. Evet. Oradaki yani olimpiyat şampiyonu olduğu yere artık güvenliğe gerek yoktur. Geçtiği yeri yıkarlar adamlar. Derler ki bunun ruhu bizi korur. Yani güçlü olduklarını ilan ederler. O ülke hangi güçlü olimpiyat şampiyonu varsaydı. Yani dolayısıyla kutsandıklarını düşünürlerdi yani olimpiyat şampiyonları. Ve siteler arası barış ilan edildiler bu şeyler döneminde. Spor barışı da getirir, kavgaya son verir. Şimdikinin tam tersini. Dolayısıyla spor ruhunu anlamayan, içinden gelmeyen, yani felsefesini anlamayan insanız, sporcu kimliğine gelirse o zaman bir gladiyatöre dönüşüyor bunlar. Şimdi hocam şöyle bir olay var. Sporun bir umut, bin bir umut. Bir evet. Amaçla giriyorsun sağlık için, ondan sonra hedefler büyüyor. Evet. Pasta büyüyor. Evet. Büyüdüğü gibi de herhalde kişiler veya yöneticiler, idareciler artık kendine göre bir rant alanı seçiyorlar. Evet. Dolayısıyla spor ilk tanımından veya olması gereken şeyden çıkıyor. Tanımından tamamen çıkıyor. Uzak. Atel Erdemli hocamız var bizim. Spor felsefesi üzerine çalışan Türkiye'nin önünde gelen değerlerinden bir tanesidir. Der ki sadece spor insanlar içindir, hayvanlar için değildir. Kastlaşıyor, at hızlı gidiyor diye sporcu olmaz. Evet. Birisi bir şey uçuyor diye olmaz. Birisi hızlı kaçıyor diye sporcu olmaz yani. O onun doğal yetisidir. Evet. İnsandan sonradan bazı itiler vardır ama sonradan öğrenir hızlı koşmayı, güçlü olmayı, gelişmeyi, ne bileyim daha esnek olmayı. Ama doğasında belki bir parça var olsa bile bunu çalışarak geliştirir. Yani doğuştan getirmez bu özellikleri ve sadece insanlara özgüdür der. Burada insanlık kavramını altını çizerek konuşuyorum. İnsan derken tabii içinde farklı anlamlar da yüklüyoruz futbol felsefesi. Çünkü insana özgüyse o halde insanın değerlerinin ötesine geçmemeli. Taşımalı, o değerleri spor taşımalı. Spor özünden kavga edemezsin. Ben artık eskiden taraftardım, şimdi taraftarları reddediyorum. Herkes taraftarları reddetsin istiyorum. Spor sever olsun. Sporu sevelim. Her türlü sporu yapmaya çalışalım. Mümkün olduğu ölçülerde gidelim. Ama takım tutmayalım. Yani gidelim, futbolu sevelim. Hangi takım olursa olsun gidip seyredelim. Anlatabiliyor muyum? Ama kurallarını bilelim, ölçülerini bilelim. Hocam takım diyorsunuz. Özür dilerim, şunu bitireyim. Evet, buyurun. Taraftar olsak bile, yani diyelim. Ama hiçbir zaman bunu kötüye de kullanmayalım. Yani o bir şeye vesile oluruz eğer sporu sevmeye, taraftar olalım. Ama yani bir şey sevmek yerine düşmanlık gerektiriyoruz, o taraftarlığı bir etraf edelim. Bu da çok önemli bir ayrım olarak zaten düşünüyorum. Yani spor sevgisi aşılanmadan bu topluma, sporu yaşamın merkezine almadan bu ülkenin sporu da gelişmez. Gelişmiş ülkelere gittim Ahmet ben. Evet. Avustralya'yı inceledim, Amerika'yı inceledim, Fransa'yı bir spor bilimci olarak inceledim. Gelişmiş ülkelerin temeline önce neyi koyuyorlar biliyor musunuz? Sporu. Kim ne yaparsa yapsın önce spor. Bütün ders ilkokulda, ortaokulda, anaokulunda. Çocuk spor yapacak, her dönem iki spor yapacak. Her dönem farklı sporlarla ilgili duyacak ve gelişecek. Sonra etrafına onun yanına da şeyi koyuyorlar, sanatı koyuyorlar. Yani spor, çünkü sanat insana bambaşka bir hayat verir, bambaşka güzelleştirir, motive eder, estetik kavramına götürür. Sonra etrafına bilimi ve diğer dersleri diziyorlar. O toplumda bakıyorsunuz insanlar hasta olmuyor. Daha özgür, daha bir rahat, daha bir gülen, daha bir mutlu insanlar oluyor. Daha bir sporu yaşam merkezine hale getirmiş. Hem sanat, hem ruhu ve duyguları besleniyor, hem de bedensel anlamda
birlikte gelişiyor. Aynı zamanda hem aklını geliştiriyor bilimle ve diğer disiplinlerle. Böyle gelişiyorlar yani, anlatabildim mi? Bizde bunun olmadığı zaman neyle gelişeceğiz Ahmetciğim? Evet. Önemli. Yaygınlaştırmak lazım. Yani spor olacak. Önce yaşamak lazım bir de hocam. Yaşatmak lazım. Hayatın merkezine koyacaksın sporu. Evet. Çocuk Portekiz'e gittim. Yelken milli takımda dünya şampiyonu olmuştuk. Bir açılış vardı. Ben de oradan takım mentoru olarak gittim. Hem de yönetim kurulu üyesi olmuştum. Onlarla dünya şampiyonu olduktan sonra beni yönetim kurulunda almışlardı dostlarım, sağ olsunlar. 10 binlerce insan katıldı o açılışa. Yani gençler dünya şampiyonası. Merak ettim. Sanki mini bir olimpiyat. Ya sordum, bir yelkene bu kadar nasıl oluyor? Çünkü ben o kadar yere gittim, bu kadar seyirci gelmemişti. Otel sahibine sordum çünkü aramızda bir dostluk oluşmuştu. Dedi ki ya Turgay Bey, burada normal çünkü önümüz ne şey, okyanus, buz gibi, kimse yüzmez. Sonra çünkü bizde iki tane şey zorunlu yapılır. Sev sevme, hiç fark etmez. Anaokulundan biz ata bineriz ve yelken yaparız. Çünkü biz aynı zamanda bir şövalye ruhlu toplumuz. Aynı zamanda bir gemiciyiz, deniciyiz. Dünyayı fethettik böyle. Yelken yapmadan, ata binmeden biz bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Evet. Şimdi hocam, bizim ata evet. sporumuz güreş. Dünyayı onlar neyle fethediyor, biz neyle fethediyoruz? Çok önemli. Verilen uluslararası bir mesaj herhalde. Evet. Ya burada spor kültürünü hep söylüyoruz. Spor kültürü nedir, nasıl yerleştirir? Daha önce konuklarımızla da dile getirdik. Ne kadar çok sporcu olursa, yaşamın içerisine sporu sokarsak, harekete, egzersiz. Dolayısıyla o kültür kendiliğinden oluşmuş olacak. Çünkü çok hayatın doğru. bir parçası oluyor. Kültür zaten tanımıyla bir topluma ait olan maddi ve manevi her şey. Her şey bir kültür. Kültürsüzlük diye bir şey yoktur. Evet. Şimdi spor kültürüne baktığımız zaman sadece biraz önce sporun bazı rollerini saydım. Sağlık fonksiyonu var biliyorsunuz. İletişim fonksiyonu var. Eğitim fonksiyonu, bir sürü fonksiyonu var. Sonra yarışmacı fonksiyonu var. Biz sadece bunları unuttuk. Yarışmaya odaklandık. Sporu seyretmeye indirgedik. Bu televizyoncular için iyidir. Yayın haklarını satar, para kazanır. Bu kadar. Evet. Yani en çok yayın haklarından geldiği için. Ama ne oluyor? O zaman diğer 7 fonksiyonu unutuyoruz, diğer fonksiyonlarını. O eksik zaman da kalır. Spor. Şimdi sporun birinci temel fonksiyonu nedir biliyor musun? Spor kültürünün. Spora aktif katılımdır. Herkes bir şekilde öyle ya da böyle ilgi duyduğu alanda sporcu olmasa da mutlaka egzersiz ya da spor yapacak. Kesin, şart, önemli. Sağlık için, eğitim için. Birleşmek için, anlatabildim mi? Sosyalleşmek için. Bir araya gelmek için. Kahvelere gider gibi ne gidiyor? Kağıt oynuyor insanlar. Kahve kültürü gelişiyor. Herkes tavla oynuyor. Herkes ne bileyim bir sürü poker oyunları onlar burar sonra bundan kumarhaneler gelişiyor. Ne gerek var? Spor kulüplerinde çok kumarhaneler var ülkemizde. Yani şeyde kahvehaneler var yani. Son niye? Zamanlarda bu yaygınlaşmaya başladı hocam. Siz daha önceki röportajlarımızda falan evet. bu sosyal yapı olarak, sosyal sorumluluk olarak belediyeler özellikle. Muhteşem. Spor tesisleri. Olağanüstü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor her şeyi ben bu kadar kutluyorum. Ve çok İzmit'i kutluyorum. Muhteşem şeyler ve çok da fazla faydalı olabiliyor. Niye? Çünkü sporun önemini kavradı insanlar. Artık biz de bıktık, yeter artık dedik. Her taraf bina oldu, o oldu, bu oldu. Uyuşturucu kullanma oranı arttı. Sigara dünyanın şeyinde. Çocuklara ne yapacağız? Ne yapacağız? Tek çıkar yolumuz spor ve sanat. İnanın bana. Bağlama çalsın çocuk, sanatla ilgili, edebiyatla ilgilensin veya da mutlaka kim olursa olsun, doktor, cerrah bile olsa. Ben öyle cerrahlar tanıyorum. Ameliyat arasında gidiyor, egzersiz yapıp geliyor. Niye? Çünkü rahatlıyorum, gevşiyorum, odaklanıyorum diyor. Evet. Ya bunu yapmadığımız zaman, bunu alışkanlık haline getirmediğimizde çok şey. Ben bir gün bile spor yapmadan duramam. Mesela bu sabah çok erken kalktım. Akşam bak valizim var, çantamda senin arabanda biliyorsun. Gideceğim spor yapacağım. Çok güzel hocam. Terlemediğim zaman olmuyor ki. Artık yürüyorum. Yani koşturmasam bile ben bir saat günde mutlaka yürürüm. Hocam mazeret yok. Kesinlikle. Vakit tabii su gibi akıyor. Burada elimde liste var. Sıralıkta maşallah hocam. Şöyle bir olay var. Şimdi bu kadar hassasiyet konuları dediniz ki ben gideceğim. Bu konularda kulüpler bazında özellikle sorumluluk yükleyen kulüplerle işbirliği içerisine gireceğiz. Onlara katkı sağlayacağız. O Avrupa'da veya yurt dışında daha doğrusu Avrupa demeyeyim de edindiğim tecrübeyi şu anda Türkiye'de bir ekol olan kulüplerde uygulayacağız. Bakıyorum isterseniz yavaş yavaş gidelim, ilerleyelim hocam. Galatasaray kulüpler olarak. Galatasaray var, milli takım var. Milli evet. takım var, Galatasaray var. Ondan sonra Ülker basketbol o zaman 2002 yıllarında çok evet, eski. Doğru. Orada görev aldınız. Buna girmeden önce de hocam kısa bir reklam aramız var. Tekrar Tabii. devam edeceğiz. Değerli Aynen. izleyiciler kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler spor sohbetleri devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor Turgay Biçer. Değerli hocamız sağ olsun bugün geldi. İlk Güzel. Bölümde sporun tanımını yaptık. Sporun yararlarını bireysel olarak, toplumsal olarak yararlarından faydalandık. Bu bölümde ise
Kendisi görev aldı. Danışmanlık, rehberlik yaptı. O görev aldığı kulüplerle ilgili izlenimleri, milli takım düzeyindeki izlenimleri. Hocam ilk bölümden en sonunda reklama girmeden önce Galatasaray'dan bahsettik. Siz bu birikiminizi bir yerlerde değerlendirmem lazım diyorsunuz. Burada Fatih Terim Hoca'ya çok teşekkür ederim. Bugün çağırdı beni. 96 yıllar. Ya ben de ihtiyacım var bu işe. Ben bunun bizler yapacağımızı sanıyorduk ama hoca dedi biz de yetişmiyoruz. Lütfen çalışalım. Çalıştık. Güzel çalışmalar dönemde işte Wi-Fi ile taşlandırdık o süreçlerde. Evet. Bu benim için muhteşem deneydi. Kendisine çok teşekkür ederim. Böyle bir olayda rol aldığım için. Daha sonra tabii Ameli Futbol Takımı Sayın Şenol Güneş'le çalıştım. Dünya Kupası, Konfederasyon Kupası ve Avrupa Kupası'nda yaklaşık 4,5 yıl. Şenol Güneş'ten sonra bir süre içinde belli dönemde Ersun Yanal Hoca'yla çalıştım sağ olsun. Daha öncesinde Mustafa Denizli döneminde de Ümit Milli Takımı'yla ben çalışmıştım o dönemlerde. Evet. Sonra işte Ülker Basketbol, Efes Pilsen, Koraç Kupası'nda 4 sene. Voleybol Milli Takımı'yla 2 sene dünyayı gezdim. Çok güzel başarılar elde ettik. Yelken Milli Takımı'yla dünya şampiyonu olduk. Atina Olimpiyatlarına gittim. Bu olimpik sporcularla çalıştım. Rekor kuran sporcularla çalıştım. O da benim için meslekte ilk defa muhteşem bir olaydı. Sonra bir sürü futbol kulüpleriyle Fenerbahçe'de bir dönem çalıştım. Trabzon'da bir yıl çalıştım o dönemlerde. Gordon Milli döneminde. Bunun dışında karate milli takımı, tekvando milli takımı işte veya bir sürü milli takımlara destek verdim. Çok güzel deneyler ve tecrübeler kazandım. Evet, benim sizin bu tecrübe deneyiminiz hocam, gittiğiniz yerde ilk tecrübeyle daha sonra süreç bayağı bir işledi milli takım düzeyinde. Evet. Bir de uluslararası düzeyde başarılar. O psikolojiyi onlar, Fatih Terim, şimdi değerli hocamız Fatih Terim bunu keşfetmiş. Büyük bir katkınız olmuştur mutlaka. Tabii bence bir karşılıklı katkı. Yani o ekipte varız. Yani bunun aksini ispat edemeyiz. Katsız olmadığımız söylenemez. Benim için de yeni bir tecrübe. Ben de öğreniyorum. Öğrenirken öğretiyorum. Öğretirken öğreniyorum. Karşılıklı bir alışveriş var burada. Benim için muhteşem deneylerdi bunlar. Tabii ki oradan buraya geldik. Yaklaşık 95'te başladım, 94'te başladı süreç. 20 küsur sene oldu yani. Her türlü takımda çalıştım. Başarılar çok fazla var. Zaman zaman bazı başarısızlıklar da yaşadık. O da bir öğrenme nedeni. Bazen işte düşmeye giden takım 3 hafta kalmış. Hadi gel diyor. Bazen destek olamıyorsun. Heyecan geliyor ama sonuca gitmiyor. Ama uzun vade çalıştığınızda çok önemli. Bence her türlü deneyi yaşamak lazım. Her türlü hem başarı hem başarısızlıkta. Spor psikoloğunun görevi vardır. Bence önemli olduğunu şahsen düşünüyorum. Büyük oranda da Allah'a şükür şanslıyım bu konuda. Güzel başarılar oldu. Onları tattım. Bana çok büyük katkıları oldu o dönemlerin. Hala da göreve hazırım yani. Hocam şu anda şey yaptığınız zaman o gördüğünüz tespitlerde psikolojiyi ölçümlediniz, değerlendirdiniz. Türk sporcusunun psikolojik yapısını orada nasıl gözlemlediniz? Yani o tecrübe sizin şu anda bize neler aktarmaya vesile oldu? Şimdi bizim arkadaşlarımız yetenek açısından muhteşem. Kondisyon oturdu artık Türkiye'de ama hala çalışmamıza rağmen sporcunun hala psikoloji ve spor psikolojisine bakış tarzı çok olumlu diyemeyeceğim. Önemli olduğunu inanıyor ama bunu sadece motivasyona indirgeniyor. Bu da değil. Spor psikoloğunun asıl görevi sporcuyu yani normal bir herhangi bir arabayı sıra dışı bir araba haline getirmektir. Evet. Bozuğu düzeltmek değildir. O klinik psikologların ve psikiyatrların görevidir. Yani spor takımlarında terapi yapılmaz. Terapi merkezi değildir spor takımları, kulüpleri. O yüzden klasik psikologlar yetmez. Amerika'da bu yanlıştır. Sadece spor psikolojisi eğitimi alan insanlar o dönemde çalışmıştır. Biz de 2010 yılında şeyi kurduk. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği'ni kurduk. Ben kurucu başkanlığı yapıyorum. Bu üçüncü dönemdeyiz. Biz hala spor psikolojinin yerleşmesi için dernek olarak faaliyet gösteriyoruz. Geçen Marmara Üniversitesi'nde geçenlerin uluslararası bir spor psikolojisi kongresi düzenledik. Sürekli yurt dışında yabancı konuklar getirtiyoruz. Sürekli eğitimler organize ediyoruz. Kulüplere olsun, sosyal kurumlara olsun, sporculara destek vermeye çalışıyoruz ağımızla. Gittikçe gelişen bir kurumuz. Uluslararası tanınıyoruz. Amerikan Spor Psikologları Birliği, aynı zamanda Avrupa Spor Psikologları Birliği'ne üyeyim. Onlar da bana üye, biz karşılıklı üyeyiz. Yani bizim onlar bir tür eşimiz. Bu açıdan birlikte çalışmalarımız var. Ortaklık gönderiyoruz. Ama Türkiye'de hala spor psikolojisine gelince hala spor psikolojisi alanında pek bir şey yapmayı sayılmadık. Çünkü hala bir engel var ama Futbol Federasyonu burada iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle altyapıda bunu mecbur tutmak istiyor. Kendi 9 günlük kurslar da açıyor. Biz de ona, ben hoca olarak destek de veriyorum. Bizim arkadaşlarımız da destek veriyor. Buradaki tebrik ediyorum kendilerine ama hala kurumlaşmış değil. Artık şunu anlamaları lazım sporcular. Ya duygusalız falan değil. Biz sporcular, Türkler duygusalız. Yok, duygusal değiliz. Tepkiseliz. Yani Japon daha az duygusuz değil ya da
bir Jamaikalı ya da bir Amerikalı da bizden daha duygusuz değil yani, bir Koreli yani. Duygu herkes de ortak bir duygu, da sanki duyguları zayıflıkmış gibi algılıyoruz. Duygu aslında güçtür. Ama duygu yönetimi, mesela bir maça çıkacaksınız, ayaklarınızın titrememesi lazım. Penaltı atacaksınız, çalıştığınız kondisyon ve teknik de yetmeyecektir. O anda sakin kalabilmeyi de öğrenmeniz gerekecek yani. Ne bileyim, kendinizi maça hazırlayacaksınız. Doğru hedef belirleyeceksiniz. Odaklanma çalışmanız olacak. Sonra toplumda doğru ilişkiler yapacaksınız. Sonra kendinizi sporculuk sonrasında hazırlayacaksınız. Bunların hepsini bir spor psikoloğu size öğretir ya da spor mentoru. Bunları öğrenmemişseniz işte maça çıkarken heyecanlanan, kaygı duyan, penaltı kaçıran, dövünen, bir şey hata yaptığında kafasını duvarlara vuran adamlara girirsiniz. Spor hayatınız bittiği zaman da kenara atılırsınız. Sonra da başlarsınız roman yazmaya, kurban rolünü oynamaya yani. Veya gider televizyoncu, yorumcuya olacaksınız. Olursunuz, veya o bile iki köşe yazarlığa olursunuz. Ya, olursunuz yani, ama bunlar doğru değil yani, tamam. Ama herkes böyle olmuyor ki. Bir elin parmaklarında geçmiyor bunu. Ya diğerlerin binlercesi ne oluyor? Atılıyor, gidiliyor ve küskün hayatlarına. Hocam, diğerleri dediniz de Turgay Biçer, yıllardır çalışıyorsunuz. Turgay Biçer'ler var mı? Veya bir antrenör Fatih Bey'le, Fatih Terim'le çalıştınız. Şu anda bilmiyorum göreviniz var mı? Fatih Terim, o zaman çalıştınız, başarılı elde ettiniz. Yani bir ekol oldunuz. Peki yeni ekoller, yani bu bir ekip oluşturmak zorundasınız. Bir fizyoterapist, psikolog, evet. Beslenme uzmanı ne kadar önemliyse psikolog da o zaman önemli herhalde. Şimdi niçin bir antrenör, sözünüzü kestim, psikoloğu kabul eder veya etmez? Burada unsurlar var mı? Yani var. Evet. Şimdi bizimle çalışmak biraz kolay da değil. Çünkü biz antrenör yardımcılığı aynı zamanda danışmanıyız. Bazen ona antrenöre danışmanlık yapıyoruz. Yani takım ruhunu, takım iletişimini, takımla nasıl iletişime geçeceğini, nasıl onları motive edeceğini konusunda antrenöre danışmanlık yapıyoruz. Hatta onun psikolojisine, yani onun tavır ve davranışlarını yönetmesi konusunda da destek oluyoruz. Bunun dışında sporcuları da hazırlıyoruz hocaya. Her çift taraflı rol gidiyoruz. Kulübün değerlerinin oturulmasına da biz katkı sağlıyoruz. Şimdi tabii herkes Fatih Terim değil. Zaman zaman bazı arkadaşlardan, bazı antrenörler bizlerden biraz daha çekiniyorlar. Biraz kaygı yaşıyorlar. Ya bu hoca gelecek. Hatta bir gün bir hoca bana söyledi. Benim, çünkü ben antrenörlük kurslarında da 20 küsur yıldır spor psikolojisi ve liderlik ve iletişim anlattım. Bir gün geldi, benden çok etkilendi. Ya hocam işte bir yere gidersem çalışırız ederiz falan filan dedi. Çalışmaya başladı. Sonra tesadüfen bir gün gördüm. Ne oldu? Hani bir çalışacaktık dedim. Sen öyle deyip duyuyordun. Dedi ki bir gün bana, ya hoca dedi yani iyi de şimdi topçu sana mı inanacak, bana mı inanacak dedi. Senin ağzın daha iyi laf yapıyor. Ben bir korktum şahsen. Bizim görevimiz antrenörlük değil ki. Antrenöre yardımcı olabilmek. Biz antrenörlük yapmadık. Ama ben eski antrenörüm basketbolda. Futbol oynadım, tekvando yaptım, yarı maraton koştum. Eski sporcuyum, tenis oynadım, antrenörlük yaptım ama ben spor psikoloğu ve mentor olarak bambaşka şeyim. Benim görevim, biz ona diril, daha dişil görev diyoruz. Eril görev değil, daha dişil, daha bir anne rolü. Daha bir arkada, daha bir besleyen, geliştiren, yöneten ama ceza vermeyen. Tamamen geliştirmeye odaklanıyoruz. Antrenör eril rol, güçlü rol, yani baskın rol, dominant rol, kızar, bağırır, çağırır. Biz o değiliz. Biz daha da diğer roldeyiz. Bizim işimiz antrenörle karşı karşıya gelmek değil ki. Hatta gerekirse ona bile katkıda sağlamaz. Biz biliyorsunuz toplumsal açıdan ataerkil gibi görünen ama aslında anaerkil bir toplumuz. Evet. Görünüşte ataerkilizdir. Ama annelerimiz bizi yönetir. Toplumu aslında kadınlar yönetir. Biz anaerkil bir toplumuz. Hep kadınların dediği olur bizde de yani. Evet. Görüntü şey olsa da. Bu çerçevede biz davranmamız gerekiyor. O yüzden hiçbir antrenöre biz ayak bağı olmuyoruz. Ha bazen bazı durumlarda bazı arkadaşlar belli dönemlerde hata yapabiliyorlar. İşte kendini ön plana çıkartma çalışmaları. Ama bu bir öğrenme süreci. Yani herkes hata yapacak. Spor psikoloğu da yapacak. Bir süre sonra her taşlar yerine oturacak diye düşünüyorum ama. Ama yani, o sabrı gösterebilsin hocam. Gösterecek antrenör, kulübe de ihtiyacımız var. Özellikle Ahmet, alt yapıda. Çocuğun yeteneği, yani o ergenlik döneminde 13 ile 12 ile 21 o dönemlerde. Eğer spor psikologları, bence hemen bakan olsam ilk şart iş bunu koşarım. O çocukların karakter gelişiminde. Karakter ortu kişilik oluşumunda spor psikologları olmazsa olmaz rolleri. Antrenör zaten çok önemli ama ben onun yanına hemen ikinci bir spor şeyini koyarım. Çünkü bazen altyapıda antrenörler çocukları çok örseliyorlar. Evet. Hocam şey var yani, Türkiye'deki şu anda dernekler falan kurulduğunu söylediniz de spor psikologları çoğalıyor mu? Yani var. Bu kadar çok büyük. Ona geleceğim. Şu an benim, tabii Ahmet'ciğim, yaklaşık 100 küsur üyem var. Bunların çoğu 3'e ayrılıyor psikologları. Bir araştırmacılar, eğiticiler ve uygulayıcılar. Eğiticiler var, üniversiteler uyguluyorlar, spor psikoloji ne olduğunu anlatıyorlar. Uygulama ağırlıklı çalışanlar da var, sağda solda birçok kulüpte yavaş yavaş başladı bunlar.
bazı altyapılar artık spor psikologları almaya başladılar. Çok sevindirici bir şey. Ama tabii yani bunun biraz daha kurumsallaşması ve artık belli boyuta gelmesi lazım. Şimdi biz mezun yetiştireceğiz Spor Psikoloji Üniversitesi'nden. Arkadaşlar bir yerde başlayacaklar. Ama hala çekingeler var kulüpler. İşte antrenörlerden kaynaklanan var. Sırf futbol dışında da bizim girmemiz lazım. Sırf futbol değil, basketbol, voleybol, bireysel sporlar ve diğer sporlara. Tabii alan çok geniş. Yani. Alan çok geniş ve her alanda yani hatta dünyada spor psikolojisinde alt katmanları var. Antrenör psikologları var, bireysel spor psikologları var, takım sporları var, seyirci psikolojisiyle çalışanlar var, yaralanmış sporcu psikolojisiyle çalışanlar var. Yani var oğlu var. Onlarda bile ayrıntı biz daha spor psikolojisini konuşuyoruz. Batı tamamen o da uzmanlaşmaya başladı da alt şeylere doğru indi. Bize belki 10-15 sene sonra o da gelecek. Uzmanlık uzmanlığı açıyor herhalde. Kesinlikle. Yani. Diyecek ki ben tenisten anlarım. Ben futboldan anlarım. İhtisas uzmanlık. Bir erkek herkesten anlayamaz. Tıp da nasıl ayrıştırıyorsa. Hocam değişik kulüplerde çalıştınız. Yerli ve yabancı antrenörlerle çalıştınız. Evet. Yerli ve yabancı antrenör ve sporcuların psikolojisiyle yerli bizim kendi sporcumuz psikolojisi nasıl farkındalık gösteriyor? Bir de bunların kaynaşması nasıl oluyor? Ben şuradan geleyim. Ben her zaman yabancı antrenör ve yabancı futbolcularla daha çok rahat çalışıyorum. Çünkü onların kültürlerinde daha önceden bildikleri için bu şeylerde çok rahat anlaşıyorum ve çok rahat anlıyorlar. Ben de çok rahat anlaşıyorum. Bana geldikleri zaman bizlerle öyle fazla direnç yok, saklama yok, açıklar. Bizim Türk arkadaşlarımız bu konuda biraz sıkıntı yaşıyor. Ya gelmiyor, ya zorlanıyor, ya da mecbur kalmadıkça gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sanki psikoloji şey olarak algılıyor hala. Hepsi değil ama bazı biraz açtık ama hala tam açmış sayılmayız. Yani sanki bozuk biz onu düzelteceğiz. Ayıpmış gibi bir şey var. Ya da psikoloğa gitmez ya bizim insanımız. Giderse de gizli gider ya. Öyleymiş gibi hala bunu atamadık tam. Gerçi benimle ilgili sorun yok bu konuda. Artık beni tanıdılar insanlar. Bana rahat gelebiliyor ama sırf bana, bu ben istisnayım ya. Birkaç kişi istisnayız bu alanda. Ama bunu aşmamız lazım. Türk sporcusu artık bunu bireysel anlamalı ki psikolojik yanda geliştirmediği zaman kendini çok eksiği olacaktır. En önemli eksik de bu günümüzde. Çünkü dünyada herkes artık aynı şekilde antrenmanı ediliyor. Evet. Aynı şekilde kondisyon çalışması yapılıyor. Şu an tek şey bir farklı. Psikolojik boyut. O konuda eksikse sporcu diğer sporcularla arasında dağlar kadar bir fark oluşmaya başlıyor. Sporcumuz da böyle, antrenör de böyle. Yabancılar da öyle. Dolayısıyla yabancılarla da rahat çalışabiliyoruz. Çünkü onlar işinizi biliyor, karışmıyor fazla. Rolünüz şey. Biz de bir sürece ihtiyacımız var. Birlikte çalışabilme kültürünü oluşturmamız. Hem biz hem onlar belli yerde onu yapmamız lazım. İşin önemini herhalde ön plana çıkarıp bunun hassasiyetli üzerine gidilmesi lazım. Kesinlikle. Sporcu da bu bilince gelmek zorunda. Yani sporcu arkadaş öyle bir futboldan konuşursak öyle bir fanusta yaşıyor ki ihtiyacı yokmuş gibi. Evet. Ya bir de enteresan. Toplum da ona senin ihtiyacın yokmuş gibi davranıyor. Ama çocuk sorunlar yaşadığı zaman tam gerçek yüzüne çıktığı zaman da geç kalıyormuş oluyor yani. Oysa bazı beceriler alt yapıda kazanılmalı. O yüzden altyapıdaki ben spor psikologunu çok ama çok önemsiyorum. Altyapının altını bir çizelim. Hocam yabancı sporcu dedik de yabancı sporcular da yabancı antrenörler. İletişim noktasında özellikle tercümanlar var mesela. Evet. İletişim kurma noktasında. Soyunma odalarına girdiniz. Bu da bir de şuraya gelelim. Yani seyircilerimiz de şimdi merak edebilir. Spor psikolojisi, müdahalesi, yaptırımı nerede başlıyor? Maçtan önce mi? Devre arasında mı? Maçtan sonra mı? Ve yoksa tamamında mı sürecin? Şimdi şöyle aslında sporcunun ta A'dan Z'ye gelişiminde var. Ya maçtan önce maç hazırlık. Psikolojik hazırlıklar maçtan önce. Siz nasıl teknik kondisyon hazırlanıyorsa psikolojik hazırlanması gerekiyor. O maçın önemi, durumları, hangi koşullarla karşılaşacak, neler olacak maçta, psikolojik hazırlık ne olmalı? Bunların hepsi olmalı. Yani antrenman zaten ayıramazsınız. Biz antrenmanı şöyle tanımlarız. Sporcuyu mükemmele götüren çalışmaların bütünüdür. Üç şeyi kapsar. Teknik, kondisyon ve psikolojik. Evet. Taktik de içinde kuşkusuz. Teknik, taktik derler. Ama bu da yetmiyor. Beslenme, dinlenme de önemli. Beslenme, dinlenme. İstediğiniz kadar her şeyde hazırlanın. Kötü beslenirsiniz de istediğiniz performansı ortaya koyamazsınız. Kötü dinlensiniz, istediğiniz kadar psikologla çalışın olmaz. Serbest zaman dediğiniz. Dolayısıyla evet yani antrenman bir bütündür. Bütün çalışmaları yani kapsar. Nasıl giyinirken her şeyi giyindik diyelim ama gömlek giymeyi unutmadım ya da giydim ama başka türlü bir şey giydim, ayakkabıyı girmedim. Olur mu insan? Yani böyle bir şey. Yani tam idman yapılacak. Yani beslenmesiyle, dinlenmesiyle, tekniğine, kondisyonu ve psikolojik çalışmalarla. Böyle olur. Ben biraz aştım sınırlarımı. Eskiden biz maça kadar bırakıp geçiyorduk ama
Ben soyunma odasında da sporcuya müdahale etmem gereken anlar var. Antrenörün benden destek alması gereken şey var. Çünkü böyle durumlar oldu ki. Milli maçlarda da oldu yani. Zaman zaman bazı oyuncular katsında geliyor. Ben hocaya diyordum. Hocam bu çocuk şu an eğer oyundan almazsak bir süre sonra bir takım sorunlar yaratır ve kırmızı kart görebilir diye. Ya da bambaşka boyutlarda hocam şu oyuncu düştü oyundan. Belki dikkat etmenizde fayda var. Belki değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Psikolojik açıdan bitti. Onu, çünkü antrenör sadece şeye odaklanıyor. Yani evet, tekniğe. Teknik, taktik. Veya taktik daha çok ağırlıklı. Psikolojisini sizde. Ben orada bir yardımcı antrenör gibi evet. Olayla ilgili ben geri bildirim veriyorum. Bazen bakıyorum takım ruhunda bir maç öncesi. Milli maçta herkes düştü. Psikolojik anlamda bitti. Baktım ikinci yavru var. Sanki maç bitmiş gibi davrandı. Yani uyarı söndü. Ben gittim önce kaptana dedim. Sonra işte başka bir arkadaşa söyledim. Olmadı. Bu maçı sonra kaybettik. Antrenörle konuşamamıştım. Sonra antrenörle dedim ki hocam dedim böyle 3,5 saat sonra ikna oldu. Dedi tamam bu durumları artık sen de bana söyle. Çünkü ben orada kendimi de suçlu hissettim. Çünkü bazı şeyleri gördüm. Antrenöre aktaramadım diye. Bu da benim için yeni bir öğrenmeydi. Çünkü benim işim savunma odasında biterdi. Çok ama önemli. Ondan sonra dedi ki bana Turgay Hoca artık sen de benim yardımcı antrenörüm girsin. Sayın Şenol Güneş'e çok teşekkür ederim. Çalıştığım mükemmel antrenörden bir tanesi. Ben de onun ikinci bir gözü gibi oldum orada. Başka boyutta ona gerekli durumda gerekli şeyi veririm. Hatta bazı kulüplerde çalıştığım zaman bazı antrenör maç konuşmasını bana yaptırdı soyunma odasında. Çünkü onların o tür şeyleri yok bazen. Yani antrenör her şey olacak hali yok. Bazen oyuncu konuşur. Bazen zaman zaman bana bu görevi verirlerdi. Ben de orada mesela son çıkıştan geldim. O soyunma odası muhabbetleri olur ya. O bir dakikalık, iki dakika birkaç söz. Bazen sporcu ateşlemek de çok önemlidir yani. Ya da içeri gelmişsiniz devre arasında. Millet düşmüştür. Ayağa kaldırması lazımdır. İşte antrenörün bu tür becerisi yoktur veya orada birine ihtiyaç var. Kim olursa olsun. Bu spor psikoloğu da olabilir, başka biri veya topçu da olabilir. Hatta yönetici bile olur bence yani. Sporcuları toparlamada o ekipten olan. Bazen bu rolleri de bana verirdi, ben yapardım. Liderlik vasfının burada önemi çok fazla. Olmaz İnsan en zor durumda arıyor yani. Bir tabii. Çocuk nasıl annesini babasını o anda en yakın olan kişiyi arar. Kesinlikle. Herhalde sizin aynı şekilde tespitleriniz. Tabii yani oradan bazen bize gerek kalmıyor. Yani Fatih Hoca varsa bize gerek olmaz. Mustafa Nezli varsa bize gerek olmaz. Yani çünkü onlar zaten muhteşem bu en iyi yapanlardan bir tanesidir. Ama zaman zaman herkes bir Mustafa Nezli, bir Şenol Güneş ya da bir Fatih Terim değil. Diğer hocaların farklı özellikleri var. Herkesin farklı bir planı var. Bazısı sadece taktik anlatır ama bunları veremez. Ama bizim oyuncumuz biraz da şeyi seviyor. Yani baba tarafının olması istiyor yani o antrenörde. Biraz hafif gaz verilmesi. Sadece canım koçum biraz tempoyu yükseltmesini de istiyor yani. Öyle sadece konuşan antrenör istemiyorum. Çünkü çocukluğunda böyle görmemiş ki bizim oyuncumuzda. Evet isimleri zikrettik de Mustafa Denizli'nin ismi geçti. Tabii şimdi Galatasaraylılar diyecek ki hocam Mustafa Denizli'nin şu andaki sonradan dönmesini nasıl değerlendiriyorsunuz psikolog olarak? Takımın motivasyonunu, gidişatını, bir Hamzaoğlu'nun gidişinden sonra Mustafa Denizli'nin gelmesi. Yani o bambaşka bir şey. Özür dilerim sözünüzü kestim de ya bir teknik adamın oraya gelip de takımın o başarısı o süreci sekteye uğrayan bir süreci tekrar diriltme şansı var mı? Var olmaz olur mu? Ama şu var yani eğer sporcularınızda belli bir kapasite varsa ve bu kullanılmamışsa siz gelirsiniz bambaşka boyutta bir şey yapar o kapasiteyi artırabilirsiniz. Yani performansın öndeki engelleri kaldırırsanız sporcunun performansına ulaşmasına muhteşem katkı sağlayabilirsiniz. Yani bir kişi bile çok şeydir. Sırf antrenör değil. Bir mentor gelir de anı yapar. Bir beslenme uzmanı da bunu değiştirebilir. Bazen başka bir boyutta da bir şey olabilir. Yani burada kimin katkı yaratacağının illaki antrenöre odaklanmamak lazım. Evet. Ama bir antrenör çok şeyi değiştirebilir. Tam çok şeyi de olumlu değiştirebilir, olumsuz da değiştirebilir. Bu antrenörün liderliğine, vasfına ve insanları etkilemesine bağlıdır. Zaten üst düzey futbolcular o arkadaşlar. Yani bazen işe yaramaz. Bir Afrika atasözü vardır Ahmet. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırı kurtamazsınız. Mesela dün başarılı olduğunuz bazı şeyler, teknikler, koşullar bugün sizi başarılı kılmayabilir. Ama nedenlerini iyi irdelemek lazım hocam. Tabii siz de değişmişseniz. Evet. Siz de değişmişseniz, gelişmişseniz. Ondan sonra yeni şeyle gidiyorsanız muhteşem. Yoksa ne bileyim bıçağınız körelmişse ormana gidip ağaç kesmek istiyorsanız kesemezsiniz. Ekmek de kesemezsiniz. Yani. Evet. Hocam süreç devam ediyoruz. Yani son 5 dakikaya girdik biz. Tamam. Zaman su gibi geçti. Çok sağ olun. Hocam bir de seyirci faktörü var. Çok kısa gidelim isterseniz. Seyircinin sahadaki sporcuya bir davranış şeklini etkileyecek pozisyonlar var. Takımın davranış şeklini etkileyecek. Milli takım mesela İstanbul'da maç oynamak istemiyor. Anadolu'ya gidiyor. Evet. Herhalde sporcular psikolojik beni etkiliyor. Şimdi
yapılan çalışmaların çoğunda psikoloji, yani kendi seyircimiz stres katsayısı olarak bazen rakip seyircisinden daha farklı bir şey var, etkisi var. Yani futbolcularımız kendi seyircilerinde daha fazla stres yaşıyorlar. Evet. Eğer kendileri de bu stres geçiş dönemindeyse, zorlu dönemindeyse. Bunun getirdiği bir takım neler var? Şeyler var, olumsuzluklar var. O yüzden ne yapalım? Biz ses yaşatmayalım diye. Anadolu çünkü gözlem duymuş bir takım. Gelmemiş sürekli. İstanbul, Ankara, İzmir oynamış. Biz gariben kalmış. Orada milli takıma hasret var. Son yıllarda milli takımın izlenmemesi, özellikle Atenon şeyden 2008'den sonraki aşağı doğru gidişlerden sonra biliyorsunuz. 2004 zirve yaptınız. Sonra bir 2008 var. Avrupa evet. Üçüncülüğü. Evet. Yani bunlar muhteşem şeyler. Ondan sonra aşağı gidiş bir süreç var. Tabii insanlar ulusal takımla gurur duymak istiyorlar ama gurur olmayınca ses oluyor. Hatta takım ön plana çıkmaya başladı o zaman da. Bu bir geçici bir dönem ama bence doğru değil. Fakat şunu da öğretmemiz lazım. Bizim sporcu, işte psikologlar orada devreye girdi. Her türlü koşulda bir kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişiye herkes kendi takımına aleyhine bağırsa bile hiç etkilenmemi öğrenmeleri lazım. Her şartlarda şey yapması lazım. Bu kadar. Ama orada ama bu beceriyi geliştirecek spor psikologlarına ihtiyaç var. Evet, bunlar gelişmemişse İşte bu bir gün sonra gelir, biz Türkiye'de yapmayalım, gidip yurt dışında oynayalım bu takımın maçımızı demeye başlarsınız yani. O şansları vermek lazım. Hocam çok kısa gidiyoruz tabii, çok zaman kısaldı, tabii, daraldı. Sağladım. Şu anda herhangi bir takımda çalışıyor musunuz? Hayır, şu an bir takımda da çalışmıyorum. Niye sordum hocam? Sizin bir takımı alıp takip etmek, nasıl uzun süreli soluklu bir yarışta uzun soluklu çalışmak başarıyı getiriyorsa, aynı şey psikoloji için de geçerli. Doğru ama hala yani şu an belki en tecrübeli benim, uygulama alanında çalışan. Bunun eğitimini veren en tecrübeli bir de şu an dernek başkanlığı yapıyorum biliyorsunuz. Şu an bir kulüpte çalışıyorum tabii. Enka Spor Kulübü'nün tenisçilerine ben danışmanlık yapıyorum. Ferdi sporlarla çalışıyorsunuz. Evet. Ama ben tabii futbolcularla, futbol takımlarla çalışmak isterim. Milli takımlarla çalışmak isterim ama ben gidip de kapısını hırlı da iyi günler ben geldim ben hani bana iş var da bak kadar yanlış bir tabii şey olmaz. Tabii ki mesajı veriyorsunuz. Projeye gelmeleri lazım. Ben de o projeye heyecana ortak olmam gerekiyor. Ortak şeylerde uzlaşarak önce rollerde niye olmasın? Zevkle memnuniyetle. Başarılı bulacağınız ortak noktada da birleşmek lazım. Tabii. Hocam tabii Fenerbahçe izleyicileri izliyor. Şimdi İstanbul Başakşehir Spor'un formasını giyen Emre var. Emre Belözoğlu. İyi tanıyorum. Sahanın içerisinde farklı, saha dışında çok farklı. Evet. Ben Emre'yi çok seviyorum. Emre değil, Emre gibi bir sürü oyuncular var. Yani isim verdik ama tenzih edelim. Yani diyor ki hani ben sahada bazen kendimi kaybediyorum, kendimi unutuyorum. Bu çok kaynak nedir? Yani önemli bir mesaj. Bakın sporcunun bir sürü boyutu var. Emre bugün bana göre Türkiye'nin en yetenekli, kimsenin vazgeçemeyeceği bir oyuncudur. Liderliğiyle, ben Ümit Milli Takımı'ndan tanıyorum. Çok çalıştım Galatasaray'da. A Milli Futbol Takımı'nda çalıştığımız dönemde Emre'nin bir tane olayı yoktur. Çünkü biz o dönemde Emre'yle özel çalışıyorduk. O dönem Emre gerçekten, ama altyapıda yakalasaydık Emre'yi farklı beceri öğretirdik. Yani Emre'nin psikolojik becerilerde eksiklikleri var. Evet. Yeteneğinde değil. Yani sosyal zeka aslında değil. Muhteşem bir adam. Ben çok seviyorum. Dünya beyefendisi bir arkadaş. Ama futbolda ben babamı tanımam olayı var ya, orada kendini kaybetmesi psikolojik beceri idmanlarıyla geliştirebilir bu. Bu biraz ne yapacağız? Emre'yi alacağız. Birebir uzun süre çalışacağız. Emre de kendisi isteyecek ama kısa dönemli değil. Emre bazen oradan bypass yapıyor. Çalıştım diyor, çalışmıyor. Eksik kalıyor. Bence tam devamlılık ve istikrar diyorsunuz. Kesinlikle. Emre gidecek. Özel, bakın bence hani bir futbolcu deyimle konuş. Emre Beckham'ı 10 basar. Hani 10 kat tutunur bence. Ama Beckham'ın arkasında 25 kişi var. A'dan Z'ye onun her şeyle ilgilenen insanlar var. Beslenmesiyle, dinlenmesiyle, işte reklam işleriyle falan filan, psikolojisiyle. Emre'nin arkasında kaç kişi var? Emre kaç kişiye ekmek veriyor? Kimseye vermiyor. Olmaz. İşte spor paylaşılacak. Bir dakika diyecek. Ben bir işletme gibiyim ya. Ben hayatımı fiziğimle, zihinle ve belli bir sürede kazanıyorum. Gibi kendine yatırım yapması gerekiyor ama sporcudan hiçbir kendine yatırım yapmıyor. Evet. Takım oyunu olduğunu, takım oyunun da sadece sahada futbol maçlarında değil de dışarıda da psikoloğuyla, beslenme uzmanı, fizyoterapistle birlikte olacak. Avukatıyla, ne bileyim, doğru menajeriyle. Her türlü olay. Ekip çalışması lazım bu arkadaşların arkasında. Çok önemli hocam. Bu yetenekleri her zaman bulamıyoruz. Sonra çabuk kaybediyoruz. Evet hocam. Hocam çok kısa bir iki cümle Arda Turan. Arda da muhteşem bir yetenek. Yani sosyal zekası, espriliyle, yeteneğiyle. Arda muhteşem bir göz bebeğimiz. Ama o Arda'yı da bir gün söyledim. Arda, sen acı çektiğin dönemlerde psikolojik becerilerin faydalı olsa bu kadar acı çekmezdin dedim. Evet, ona da aynı şeyi söylüyorum. Mükafat beraberinde geliyor. Tabii yani. Kapanışa giriyoruz hocam. Cüneyt Çakır hocam. Avrupa Şampiyonası'na gidiyor 2016.
Evet, biz Cüneyt'le çalıştık. Ben uzun yıllar hakemlerle eğitim verdim. Bir Avrupa sürecinde arkasındaydım. Birlikte olduk. Çok da seviyorum. Muhteşem bir şey. Ama bizim ülke enteresan bir ülke. Baskı çok fazla. Cüneyt'leri bile darmadağın ediyoruz. Ya bu radyo gibi bizim şey. Gidiyorsun 3 saat sonra at, 3 dakika sonra atıyor ya. Üzerinde kalmak kolay değil. Biz sporu öyle abarttık ki bu yere. Hayatımızın bütün boşluklarını futbolla, özellikle futbolla dolduruyoruz. Yani çocuklar ne sporcular. Bakın sporcular kızıyorum ama taraftara ve topluma daha fazla kızıyorum. Niye? Ya bırakın da çocuklar spor yapsınlar, hakemler rahat yapsınlar. Her şeyde onlar problem. Merkezde onlar, suçlu onlar, hatalı onlar. Ya her zaman balık masla, hiç su kirli değil mi yani Ahmet? Evet, başarı için o abartının önüne geçmek lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Geldiniz, onurlandırdınız, renk kattınız hocam. Mutluluk duydum, çok teşekkür her ederim. Her zaman bekleriz hocam. Her zaman. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Değerli izleyiciler, her başlangıcın bir sonu olduğu gibi bugün de yayınımızın sonuna geldik. İnşallah yayınımız hayırlara vesile olur. Hafta yine aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah. Her sonda bir başlangıçtır aynı zamanda. Evet.